20 Ağustos 2021 starcom.tr Mustafa Sabri Beşer Geleceğimizi bugünümüz belirler. Tarihe baktığımızda her dönemde toplumların inişe geçtikleri ya da sıkıntılarla uğraştıkları zamanlarda kendi değer, inanç ve kutsalları çerçevesinde bir gelecek tasavvuru kurgulamaya çalıştıklarını görürüz. Medeniyet geçmiş olan milletler bu gelecek tasavvurlarıyla değerlerine sahip çıkmayı, umutlarını canlı tutmayı, kadim kültür ve geleneklerini yaşatabilmeyi, kurtuluş arayışı içerisinde anını ve geleceğini inşa etmeyi ümit eder ve hedefler. İslamiyet öncesi Türk toplumunda fert ve devlet planında ilk şahit olduğumuz tasavvur Alp kültürü üzerine bina edilmiştir. Devlet Alpleriyle arttırmayı kurguladığı kudretle dünya sahnesinde var olabilmeyi hedeflerken birey de Alp olgusu üzerinden yeni bir ideal kimlik oluşturur ve zinde kalır. İslamiyet sonrası toplumda Alp tasavvurunun yanına velilik tasavvuru da eklenir. Osmanlı'nın son yıllarına gelindiğinde ise batılılaşma çabası devletin ekonomik ve sosyal açıdan toplumdan uzaklaşması, to toplumun velilik ülküsünden uzaklaşarak değerlerini kaybetmesi gibi sebeplerle devlet millet insicamı bozuluyor. 150 yıl boyunca istikrarın her planda kaybolmuş olması kendi coğrafyamızda gelecek tasavvurumuzu bizler adına başkalarının planlamasına neden oldu. Sultan Abdülhamit döneminde devlet ve toplum düzeyinde yeni ümitler yeşermeye başladı. Siyaset alanında hedefe koyulan gelecek tasavvuru umutları yükseldi. 20. yüzyılın başlarındaysa ümitler yeniden suya düştü. Toplum yeni bir gelecek tasavvuruna ihtiyaç duydu ve hayata tutunabilme adına farklı kurgular deneme yoluna girdi. Tanzimattan Cumhuriyet'e dek hızla artan batılılaşma ve batılılaştırma gayretlerinin neticesinde devlet ve toplumun insicamının bütünüyle bozulduğuna şahit oluyoruz. Bu dönem bir taraftan da bazı önemli isimlerin belirgin özellikleriyle ön plana çıktığı dönemdir. Bu zamanlarda oluşan frakların mihmandarları arasında yer alan önemli isimlerin, isimlerle de bu dönemde tanışıyoruz. Tevfik Fikret, oğlu Haluk üzerinden geleceği kurgulamaya çalışıyor ve yazılarını geleceğin temellerinin ancak hümanist ve ilerlemeci düşünceyle atılabileceğini savunan cümlelerle süslüyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, arkadaşının oğlu Asım'ı merkeze koyuyor ve modern ve İslami bir gelecek tasavvurunun gençlik üzerinde yeniden inşa edileceğini söylüyor. Nazım Hikmet, evlatlığı Mehmet üzerinden geleceği kurgulamaya çalışıyor ve ancak Marksist zihniyetin inşa edilmesi durumunda gençliğin hayata tutunabileceğini ifade ediyor. Her bir isim bu kurgular üzerinden dava bilincini belirliyor ve mücadele ediyor ama hiçbiri sevdasına ulaşamıyor. Çünkü insicamı bozulmuş devlet-millet denkleminin zamansal tezahürünü doğru okuyamıyor. Cumhuriyetin kurulmasından 1950'ye kadar yaşanan bütün evreler kapalı kutu bir toplum haline dönüşmemize sebep oluyor. 50 sonrasında toplumda yeniden hareketlenmeler başlıyor. Çeşitli ideolojiler kurgulanıyor ve hayata geçiriliyor. İnsanlar oluşan solcu, sağcı, milliyetçi komünist, Atatürkçü, İslamcı, cemaatçi ve benzeri ideolojik kümelerde kendilerine yer arıyorlar. İdeolojik kümeler içerisinde hayata tutunuyor ve gelecek hedefe endişesinden uzaklaşıyorlar. Ara yıllarda darbeler coğrafyasına dönüştürülen bu vatanın evlatları parçalanmış ideolojilere sıkı sıkıya sarılıyor. Bu coğrafya toplumunun geçmiş ve gelecek hülyası hep bir medeniyet perspektifinde olmuştur. Dolayısıyla bu hülyanın toplumun değerlerine, inançlarına, kadim kültürlerine, kültür ve geleneklerine bağlı bir medeniyet tasavvuruna dönüşmesiyle bu toplumun fıtratına uygun kimlik inşası yeniden gerçekleşecektir. Kendi şahsiyetini inşa edemeyen hiçbir toplumsa geleceğini tasavvur edemeyecektir. Suyun suya benzediği gibi geçmiş hale hal istikbale benzer diyor İbn Haldun. Bu düsturdan hareketle saf, berrak, katıksız bir yapı anlamında kullanılan fıtratımıza yani özümüze dönmemiz gerekir.